أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين. Evet, 40. nev'e devam ediyoruz. Suyuti'nin el-İtkanından an harfi cerine geldik. Oradan inşallah bugün okuyabildiğimiz kadar gideceğiz. An harfu cerrin lehu ma'anin. An harfi cerdir. Birkaç manaya gelir. Eşheruha el-mücavezetu. En meşhur manası mücavezet manasıdır. Mücavezet manası ne demek? Yani bir şeyi çiğneyip geçmek gibi bir anlam ifade ediyor. Örnek üzerinde daha güzel görülecek. Nahvu felyahzeril lezine yuhalifuna an emrihi. Felyahzer sakınsınlar. Kim? Ellezine yuhalifuna an emrihi. Allah'ın emrine muhalefet edenler. Yani Allah'ın emirlerini çiğneyip geçenler. Ey yucavizunehu ve yeteaddu ve yeb'uduna anhu. Yücavizunehu ve yeb'udune anhu. Yani Allah'ın emirlerini geçenler, çiğneyip geçenler ve yeb'udune anhu ve onlardan uzaklaşanlar. Yani emre sarılması gerekirken Allah'ın emri bir vadide, kendi başka bir vadide uzaklaşmış. Dolayısıyla burada mücavezet manası, yani bir şeyi aşıp geçmek, çiğneyip geçmek. Biz Türkçemizde de kullanıyoruz bunu. Allah'ın emrine muhalefet edenler. O zaman burada halefe an, yani Allah'ın emrine nasıl muhalefet etmiş oluyorlar? O emrin gereğini yerine getirmek yerine emirden uzaklaşarak yahut onu çiğneyip geçerek ona muhalefet edenler demek. Fanihe el-bedel. Bir de bir şeyin yerine manasına gelir. Bedel manasına gelir. Nahvu Bakara 48. ayet-i kerime. Vettegu yevmen la teczi nefsun an nefsin şey'en ve la yukbelu minha şefa'atun ve la yu'khazu minha adlun ve la hum yunsarun. Vettegu yevmen. Şöyle bir günden sakının. Orada bir muzaf takdiri de olabilir. Yani vettegu azabe yevmin demektir. Şöyle bir günün azabından sakının. Yoksa günün kendisinden değil. Gün kendisinde olan korkunç haller sebebiyle kendisinden sakınılır. Dolayısıyla kıyamette de azap olacağı için işte öyle bir günün azabından sakının diye çevirmek de mümkün. Orada bir muzaf takdiriyle ona işaret etmiş olduk. Vettekû yevmen la teczi nefsün an nefsin şey'en. Hiç kimsenin bir başka kimse yerine bir şey ödeyemeyeceği günün azabından sakının. La teczi nefsün an nefsin, yani bedele nefsin şey'en. Hiç kimsenin bir başka kimse yerine bir şey ödeyemeyeceği günün azabından sakının. Ve la yukbelu minha şefaatun. Hiç kimseden şefaat kabul edilmeyecek olan. Ve la yu'khazu minha adlun. Ve hiç kimseden denklik kabul alınmayacak olan. Ve la hum yunsarun. Ve kendilerine yardım da olunmayacak olan günün azabından sakının. Burada bedel manası var. Thalithuha et-ta'lil. Bu an harfi cerinin üçüncü anlamı da ta'lil, gerekçe bildirir. Nahbu Tevbe 114. Tıpkı şu ayeti kerimede olduğu gibi arkadaşlar. Ve mâ kâne istiğfâru İbrahim'e illâ an mev'idetin ve'adehâ iyyâh. İbrahim'in babası için yaptığı istiğfar İlla an mev'idetin ve'adehâ iyyâhu. Sırf babasına vaat etmiş olduğu bir vaadinden dolayı idi. Vaadi sebebiyle idi. Babasına senin için istiğfar edeceğim diye vaat ettiği için Rabbine, babası lehine istiğfarda bulunmuştu. Felemme tebeyyene lehu ennehu aduvun lillah. Ama babasının Allah'ın düşmanı olduğu kendisine ayan beyan ortaya çıkınca teberra'e minhu, yani minel istiğfari. Babası lehine istiğfar etmekten uzaklaştı. İnne İbrahim'e le'evvâhun halim. Şüphesiz İbrahim
leevvahın, çok içli, halim, çok hilm sahibi bir insandır. Arkadaşlar burada tabii neyi görmüş olduk? İlla am mev'idetin va'adaha demek, illa li va'din va'adaha demektir. Oradaki an tıpkı lam harfi icari gibi ta'lil bildirir. Zaten müellifimiz de metninde demiş ki ey li ecli mev'idetin. Şimdi bir örnek daha veriyor buna metnimizde arkadaşlar. An harfi cerinin ta'lil ifade ettiğine dair. وَمَا نَحْنُ بِتَارِك۪ي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ اَيْ لِقَوْلِكَ. Biz sırf senin sözünden dolayı ilahlarımızı terk edecek değiliz diyorlar İbrahim Aleyhisselam'a. وَمَا نَحْنُ بِتَارِك۪ي آلِهَتِنَا. Biz ilahlarımızı terk edecek değiliz. عَنْ قَوْلِكَ. Sırf senin sözünden dolayı. Buradaki an لِقَوْلِكَ gibi ta'lil bildirir. Rabi oha. An harfi cerinin dördüncü anlamı bir mana ala. Ala anlamını ifade eder. Nahvu fe innema yebhalu an nefsi. Sadece mahalli istişhadı alıyor. Ve men yebhal fe innema yebhalu an nefsi. Ayetin öncesinde o var. Ve men yebhal fe innema yebhalu an nefsi. Kim cimrilik yaparsa o ancak ve ancak kendi aleyhine cimrilik yapmış olur. Ey aleyha diyor. Yani burada şöyle bir Türkçeleştirme olabilir mi? Kim cimrilik yaparsa kendi adına yapar. Yani vebali kendine dönmek üzere demektir. Onun için kendi aleyhine diye çevirirken de öyle söylemek sanki daha güzel. Burada an ala manasındadır. Hamisuha bima'na min. An harfi ceri min anlamına da gelebilir. Nahvu أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ. Ayetin baş tarafını almamış. Bir bütünlüklü görelim inşallah ayetimizi. Tevbe 104. Buradaki an harfi ceri min manasını ifade edecek. أَلَمْ يَعْلَمُوا. Onlar bilmediler mi ki اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ. اَنَّ cümlesini tevil-i müfredle çevirelim. Onlar tevbeleri kabul edenin Allah olduğunu, ennallâhe hüve yakbalü'deki vurgudan bunu çıkarıyoruz. Kullarından tevbeyi, min, aslında min ibadihi anlamında ya, kullarından tevbeyi, yani kullarından sadır olan tevbeyi bizzat Allah'ın kabul ettiğini ve ye'fuzü sadakat ve sadakaları Allah'ın aldığını bilmediler mi? Bilmiyorlar mı? Şimdi bu ayet-i kerimedeki an ibadihi, efendim car ve mecrurundaki an harfi ceri min manasındadır. Ey minhum demiş zaten metniniz. Yani huve yakbalü tevbete min ibadihi demektir. Peki mahalli istişhadımız olan bu bölümü Kur'an'da destekleyen başka ayet var mı? Evet var diyor. Mesela Maide suresi 27. ayete gidiyoruz. فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Hemen şöyle okuyuvereyim ben ayeti. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Bak bu ayeti kerimeyi delil getiriyor. Hani اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. Adem'in iki oğlu kurban sunmuşlardı. فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا. Birinden kabul olundu da وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Diğerinden kabul olunmadı kurban. Burada min ile kullanılmış. Ayeti kerimeyi de ekranda görüyoruz. تَقَبَّلَ fiili min ile kullanılmış burada. An harfi ceri ile getirdiğimiz ayeti kerimede de أَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. Orada da قَبِلَ يَقْبَلُ fiili var. Yakbalu an ibadihi demek min ibadihi demektir. Dolayısıyla burada min manasındadır diyor. Neden min var? O da şudur. Yani min iptidaya ila intiha, kullarından sadır olan tevbeyi o kabul eder demektir. Tıpkı fetukubbile min ehadihime ayetinde o Adem'in iki oğlunun birinden sadır olan birinin yaptığı kurban kabul olundu, diğerininki kabul olunmadı ayetinde de görüldüğü üzere. Sadisuha, altıncı manası an harfi cerinin
Bima'na ba'du. Yani sonra demek. Mesela şu ayeti kerimeyi örnek göstermiş. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ. Onlar, Yahudiler, kelimeleri an mevâdı'ihi, yerlerinden tahrif ediyorlardı. Yerlerinden kaydırıyorlardı. Şimdi o kelimeler Allah tarafından o ayetlerin içerisindeki yerlerine yerleştirildikten sonra, Musa aleyhisselam tarafından kendilerine öylece okunduktan sonra yerlerinden kaydırıyorlar idi demek bu. Peki bu an, ba'de manasına gelir dedik ama bunu destekleyen ayet var mı dersen, bi delili enne fi ayetin uhra min ba'di mevadi'i. Bakın Maide suresi 41. ayette de yine Yahudilerin tahrifinden bahsederken orada min ba'di mevadi'i demiş. Dolayısıyla ayetlerdeki kelimeler yerlerine yerleştirildikten sonra tahrif ediyorlardı demektir bu. Burada am mevadi'i ba'de mevadi'i anlamındadır diyor. Müellifimiz örnek olarak da onu gösteriyor. Yine bir örnek daha. Leterkebunne tabakan an tabak. Ey haleten ba'de haletin. İnşikak suresi. Burayı bir açalım. 19. ayet. İnnehu zanne ellen yahur. Bela inne rabbehu kâne bihi basira. O Rabbine dönmeyeceğini zannediyor idi. Bela bilakis inne rabbehu kâne bihi basira. Şüphesiz Rabbi onu görüyor idi. Fela uksimu bişşefak. Şefaa andolsun. Velleyli ve mâ vesak. Geceye ve kararana andolsun. Velkameri izettesak. Dolunay olmuş aya andolsun ki leterkebunne tabakan an tabakin. Andolsun ki cevap burası. Halden hale geçeceksiniz. Fema lehum la yu'minune. Bütün bunlar olacaksa ne oluyor da onlar inanmıyorlar? Ve izâ kuri'e aleyhimul Kur'anu la yescudun. Kendilerine Kur'an okunduğunda secde etmiyorlar. Tabi burada bir tilavet secdesi borcumuz da oluştu. Dolayısıyla leterkebunne tabakan an tabak burada bir cevap cümlesi. Buradaki an harfi ceri arkadaşlar ba'de manasına geliyor. Bir tabaktan sonra bir tabaka geçeceksiniz demek, bir hale büründükten sonra başka bir hale bürüneceksiniz demektir. Tenbih. Teridu ismen izâ dehale aleyha min. Eğer an harfi cerinden evvel bir min harfi ceri geçerse burada an isim olarak değerlendirilir diyor. Ve ceale minhu İbn-i Hişam. İbn-i Hişam bu kabilden saydı şu ayeti kerimeyi. Thümme le'âtiyennehum min beyni eydihim ve min halfihim ve an eymanihim ve an şemailihim. Yani şeytan burada söylüyor. Thumma la'atiyennahum, sonra onlara geleceğim, senin kullarına. Min beyni eydihim, önlerinden. Ve min halfihim, arkalarından. Ve an eymanihim ve an şemailihim, sağ taraflarından ve sol taraflarından geleceğim. Şimdi buradaki an eymanihim'den evvel öncesinde min geçtiği için buradaki an isim olarak değerlendirilir diyor. Kale ve demiş ki İbn-i Hişam, فَتُقَدَّرُ مَعْتُوفَةً عَلَى مَجْرُورِ مِنْ لَا عَلَى مِنْ. Tutup da diyor İbn-i Hişam, buradaki an eymanihim min beyni eydihim üzerine atfedilmez, minin mecruru olan beyni eydihim üzerine atfedilir diyor. Ama çoğunluk bunu kabul etmemiş. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. İrab-ül Kur'an'lara baktığımızda, hatta burada Muhyiddin Derviş İrab-ül Kur'an'ında neden min beyni eydihim ve min halfihim de min harfi ceri kullanmış da ve an eymanihim ve an şemailihim de an harfi cerlerini kullanmış, harfi cerler arasında niye böyle bir efendim değişiklik yapmış? Bunu şöyle açıklıyor. Belâvi açıdan bir mülahaza var burada diyor. Yoksa tutup da diyor minin mecruru üzerine atfetmemiş yani. Bura ayrı diyor. Mesela şöyle bir ifade var orada. Muhyiddin Derviş'te. Fi hâzihi l-âyeti fennul muhâlefeti beyne harfeyil cerri. Bu ayeti kerime de diyor. İki harfi cer arasında fennul muhâlefe dediği, yani farklı iki harfi cer kullanılarak bir tür sanat yapılmış.
Fakat zekeral cihatil erba. Cenab-ı Hak burada dört ciheti zikretmiş. Min beyni eydihim, önlerinden, ve min halfihim, arkalarından, ve an eymanihim, sağ, ve an şemailihim, sol. Li'enneha hiyelleti ye'ti minhel aduzu aduzahu. Çünkü düşman, düşmanına bu dört cihetten gelir. Ve lihâzâ türike cihetül fâvk ve taht. Diyor, bir kimsenin düşmanı kendisine önünden, arkasından, sağından yahut solundan gelebilir. Bu dört cihetten gelir. Başka cihetten gelmez. Onun için fâvk ve taht burada zikredilmedi diyor. Peki önünden ve arkasından derken min harfi cerini kullanmış, sağından ve solundan derken an harfi cerini kullanmış. Niye bu fark var derseniz, ibarenin genel gerisinde öyle diyor Muhyiddin Derviş. O da şu, önünden ve arkasından birine düşman gelirken itticahen gelir, ona tam yönelerek gelir. Mesela size önünüzden birisi geliyor, size doğru yönelmiş olarak gelir. Arkanızdan birisi geliyor, yine size doğru yönelmiş olarak gelir. Ama sağından ve solundan gelirken, mesela siz bir yolda yürüyorsunuz, siz yürümekte iken sizin sağ tarafınızdan birisi size geleceğinde size tam yönelemez. Sizinle aynı orantıda yürüyerek yavaş yavaş size yaklaşır. Solundan da yavaş yavaş size yaklaşır. Tıpkı koşturmakta olan veyahut da kendi başına otlayan bir koyuna kurdun yanından böyle yavaş yavaş çaktırmadan yaklaştığı gibi. Orada külli bir itticah, külli bir yönelme söz konusu değildir. Dolayısıyla külli bir yönelme söz konusu olmadığını belirtmek için an harfi ceri kullanılmıştır burada diyor. Son ikisinde diyor Muhyiddin Derviş arkadaşlar gayet güzel bir şekilde açıklamış. Ama biz metnimizdeki bilgiyi okuyoruz. Ne dedi metnimiz? İbni Hişam'ın da böyle farklı bir değerlendirmesi var dedi. Onu da görmüş olduk arkadaşlar. Peki asa fi'lun camidun la yutasarrafu ve min thamma idda'a kavmun ennehu harfun. Asa diyor camit bir fiildir. La yutasarrafu, tasarruf olunmaz yani çekimlenmez. Bundan dolayı da bazı dilciler onun harf olduğunu iddia ettiler diyor. Ve ma'nahu camit fiil dedik de manası nedir? Ve ma'nahu etteracci fil mahbubi vel işfaku fil mekruhi. Etteracci fil mahbub. Sevilen, hoşa giden şeylerde teracci yani ummak, ümit etmek manasına gelir. El işfak fil mekruh, istenmeyen, hoşa gitmeyen şeylerde de korkutmak manasına gelir. Hem işfak hem de teracci manası kad ictema'ate fi kavlihi teala. Bu her iki mana şu ayeti kerimede bir araya geldi diyor. Ve asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum. Kutib aleykumul qital ve huve kurhun lekum. Ayet-i kerimenin baş tarafı öyle. Sizin için istenmeyen bir şey olduğu halde savaşmak size farz kılındı. Ve asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum. Bir şey sizin için hayırlı olduğu halde siz onu kerih görebilirsiniz. Ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum. Bir şey sizin için kerli olduğu halde siz onu sevebilirsiniz. Bu ayeti kerimede hem teracci manası hem de işfak manası bir arada zikrediliyor diyor müellifimiz arkadaşlar. Yani buradaki işfak nedir? Asa en tekrahu şey'en. Siz bir şeyi kerih görebilirsiniz. Oysa ve huve hayrun lekum. O sizin için hayırlıdır. Ve asa en tuhibbu şey'en. Bir şeyi de sevebilirsiniz. Yani ümit, o şeyin size gelmesini ümit edebilirsiniz. Teracci. Ve huve şerrun lekum. Aslında o sizin için şerlidir. Peki. Kâle ibn-i Faris ve te'tî lil-kurbi ve dunuvvi. Şimdi asanın manası diyor. Teracci ve işfak olmakla birlikte meşhur manası İbn-i Faris bazen bu asa kelimesi camit fiil olan asa kurb ve dünü yani yaklaşmak manasına da gelebilir. Bu ayeti kerimemizi bir görelim. Mesela diyor Nahvu Neml suresi 72. ayeti kerimede olduğu gibi.
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. Habibim, ve la tahzen aleyhim, sen onlar adına hüzünlenme. Ve la tekun fi daydin mimma yemkurun, onların kurdukları tuzaklardan dolayı da bir daralma içerisinde olma. Ve yekulune meta hazel va'du in kuntum sadikin, onlar eğer siz iddianızda sadık iseniz, bu vaat, bu azap tehdidi, yani vaat derken buraya böyle tercüme edelim, bu azap tehdidi ne zaman diyorlar? Kul, de ki, asa en yekuna radife lekum ba'du allazi tasta'cilun, belki o aceleyle istediğiniz azabın bir kısmı size yaklaşmış olabilir. Garube ve dena manasında. Şimdi asa en yekuna radife lekum, burada size aslında redif, sizin hemen peşinizden sizi takip ediyor. Redif bizde de var. Radife garube manasındadır. Dolayısıyla bazıları itiraz etmişler. Ya diyorlar, buradaki garube manası redifenin kendisinden kaynaklanıyor, asadan kaynaklanmıyor diyorlar. Ama İbn-i Faris diyor ki bu tür yerlerde kurb ve dünû manasına gelir. Burada bir şeye de işaret edelim arkadaşlar. Bu radife burada fiili mazidir. Kul, de ki asâ en yekûne radife lekum ba'dullezî testa'cilûn, sizin aceleyle istediğiniz şeyin bir kısmı, yani o Bedir mağlubiyeti, o azap aslında, radife lekum, size yaklaştı, yaklaşmış olabilir yani. Radife yardefu, dördüncü baptan geliyor. Şimdi bu fiil aslında mef'ulünü harfi cersiz alıyor. Tıpkı semi'a gibi, nasara gibi. Radife küm kullanılabilir aslında. Ama burada radifeye garube ve dena fiilinin manası tazmin edildiği için, burada bir tazmin söz konusu olduğu için lam harfi ceriyle müteaddi oldu. Garube, dena, lam harfi ceriyle müteaddi olur. Dolayısıyla bu da kendisine tazmin edilen fiiller gibi mef'ulüne müteaddi olurken, teaddi ederken lam harfi cerini almış oldu. Onu da efendim hatırlamış olalım. Peki, وَقَالَ الْكِسَائِيُّ, yani biraz evvel itirazı da söyledim. Bazılar demişler ki arkadaş, burada asayı yine biz karube manasına gelir desek de aslında redifenin kendisinde de var bu mana diyorlar. Asa burada işfak, korkutma manası var aslında. Bak, o sizin istediğiniz azabın bir kısmı size yaklaşmış olabilir ha demektir bu diye tevil edenler de var. Ama İbn-i Faris burada böyle bir tercihte bulunmuş. وَقَالَ الْكِسَائِيُّ, Kisai diyor ki كُلُّ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ عَسَى عَلَى وَجْهِ الْخَبَرْ فَهُوَ مُوَحَّدٌ كَالْآيَةِ السَّابِقَةِ وَوُجِّهَ عَلَى مَعْنَى عَسَى الْأَمْرُ اَنْ يَكُونَ كَذَا. Şimdi asa fiili camit bir fiildir dedik ama peki, yani muzarisi olmaz, emri olmaz, o yönüyle camittir de, peki müfredi çoğulu olabilir mi dersen, şimdi diyor ki Kisai, Kur'an'daki ihbari formatta gelen cümlelerdeki asalar hep muvahhadun, tekil olarak gelir. Yani kendisine çoğul zamir birleşmez. Kel ayeti sabikati, yukarıdaki ayette olduğu gibi mesela. İşte asa en yekuna radife lekum ba'dullezî testa'cilûn da olduğu gibi. Ve veccehe alâ ma'nâ, şu manaya tevil etti bu görüşünü. Yani burada asa şu manaya gelir demek istiyor. Asel emru en yekûne kezâ. Yani asel emru en yekûne kezâ ne demek? Durum şöyle olabilir. El emru müfrettir. Dolayısıyla asa'nın faili orada sanki el emru'ya işaret eden gizli bir zamir gibi, hüve gibidir. Dolayısıyla bu tür yerlerde asel emru en yekûne kezâ şeklinde cümle takdir edilir. Ha, ve mâ kâne alel istifhâmi fe innehu yücme'u. Ama istifham formatında gelen ayetlerde ise Kur'an'da asa fiili işte cemi kullanılır. Kur'an'da ihbari formatta gelen, haberi cümle formatında
gelen ayetlerdeki asalar tekildir. İnşai formatta gelen, istifham cümlesi şeklinde gelen ayetlerdeki asalar ise cemi olarak gelir. Nahvu, ayeti kerimemizi bütünlüklü görelim. Muhammed suresi 22. ayeti kerime. Öncesinden hemen alıveriyorum. Öyle bir çetrefilli yer ki burada 5-6 çeşit irab var. Biz sadece birisine değinelim, geçelim. وَيَكُولُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةً فَإِذَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ ف۪يهَا الْقِتَالِ رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضْ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَوْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. Onlar bir sure indirilseydi ya, diyorlar iman edenler. Muhkem bir sure indirildiğinde ve o sure içerisinde kıtalden bahsedildiğinde, sen kalplerinde hastalık olanların ölüm sarhoşluğu sebebiyle baygın bakan kimse gibi sana baktıklarını görürsün. فَاَوْلَا لَهُمْ. Zaten bu durum onlara çok da yaraşır. Manalardan biri budur. تَاَتُنْ وَكَوْلُمْ مَعْرُوفٌ. Ya da orada فَاَوْلَا لَهُمُ الْمَوْتُ manasını veren devam. Ölüm onlara ne ziyade yaraşır. Yani onlara zaten en çok yaraşan da ölümdür demektir bu. تَاَتُنْ وَكَوْلُمْ مَعْرُوفٌ. Halbuki onların yapması gereken itaattir ve kavlun maruf ve söylemeleri gereken şey maruf bir sözdür. O zaman ben bu tercümeyle mahsuf bir müptedanın haberi yaptım. Yani aleyhim taatun ve kavlun marufun demektir bu. Onlara düşen itaat ve maruf bir söz söylemektir. Bazıları da burayı şöyle tercüme ediyor. Tefsirlere bakılabilir. فَاَوْلَا لَهُمْ تَاَتٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ. Aslında onlara en ziyade yakışan itaat ve maruf sözdür. فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ. İş kızıştığında فَلَوْ صَدَقُ اللّٰهَ. Şayet Allah'a sadık kalsalardı لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Onlar için daha hayırlı olurdu. فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فهل عسيتم. Belki de siz إن توليتم iş başına gelirseniz, tevella da bu manada var, أن تفسدوا في الأرض yeryüzünde fesat çıkarırsınız, وتقطعوا أرحامكم ve akrabalık bağlarını kesersiniz. Burada işfak manası çıkıyor tabii mana cihetiyle baktığımızda. فهل عسيتم اِنْ تَوَلَّيْتُمْ. Tevellaya geri dönmek manasını verirsek, eğer siz geri dönerseniz اَنْ تُبْسِدُوا فِي الْاَرْضِ yeryüzünde efendim bozgunculuk çıkarır وَتُقَطِعُوا اَرْحَامَكُمْ akrabalık bağlarını kesersiniz muhtemelen, yani asa. Peki biz bunu niye okuduk? Şundan dolayı okuduk arkadaşlar. Metnimiz ne demişti? Kur'an-ı Kerim'deki ihbari formatta gelen ayetlerde asa olursa tekil kullanılır. İnşai formatta gelen ayetlerde asa geçerse çoğul kullanılır demişti. Bu cümlede inşai formatta geliyor. Fehel aseytum. Bak ne var orada? İstifham siyakında gelmiş. İstifham siyakında geldiği için asa burada çoğul gelmiş. Kale Ebu Ubeyde. Ebu Ubeyde bunun manasına dair şöyle bir cümle kurmuş. Ma'nahu hel araftum zalike ve hel uhbirtumuhu. Siz bunu biliyor musunuz? Bu size haber verildi mi? Bak siz eğer iş başına gelirseniz şöyle şöyle yaparsınız. Bunu biliyor musunuz? Gibi bir mana var burada diyor Ebu Ubeyde. Burada bir şey öğrendik. O da şu. Haberi cümlelerdeki asalar tekil. İstifham siyakında gelen asalar ise çoğul oluyor. Devam ediyoruz. وَاَخْرَجَ اِبْنُ اَب۪ي حَاتِمْ وَالْبَيْحَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ. Müfessir İbni Ebi Hatim, Beyhaki ve bazı alimler İbni Abbas'tan tahriçle onun şöyle dediğini aktarmışlar. قَالَ كُلُّ عَسَى فِي الْقُرْآنِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ. Kur'an'da geçen tüm asalar ihtimal değil de vücubiyet bildirir. Vacibetün demektir diyor. Ve kâle şâfiîyü. İmam Şafii ise yukalu şöyle deniyor diyor İmam Şafii. Asâ minallâhi vacibetün.
Ha, asa lafzı Allah için kullanılırsa ihtimal falan bildirmez. Terakki, işfak falan değil. Vacip manasına gelir. Çünkü Allah ihtimalli konuşmaz diyor yani. Böyle diyorlar dilciler diyor İmam Şafii. Ha, İbn Abbas ise hepsi vacip manasına gelir demişti. Vakale İbnül Enbari asa fil Kur'ani vacibetun illa fi mevdiayni. İki ayet haricinde Kur'an'daki tüm asalar vacibetün yani mutlaka gerçekleşecek anlamına gelir diyor. O iki yeri istisna ediyor ama o iki yere dair bazı itirazlar da var. Ehaduhuma onlardan biri şudur. Asa rabbukum en yerhamekum ve in uttum udna ve cealna cehenneme lil kafirine hasira. Asa rabbukum en yerhamekum. Rabbiniz sizi acıyacak, size merhamet edecektir. Ve in uttum udna. Eğer siz eski halinize dönerseniz biz de döneriz. Ve cealna cehenneme lil kafirine hasira ve cehennemi kafirler için hasir. Yani kafirleri kuşatıcı bir mekan kıldık. Şimdi burada diyor ki Asa rabbukum en yerhamakum de vacibetül manası yok diyor. Yani beni nadir demiş. Beni nadiri kastediyor diyor ama bu tutarlı bir bilgi değil arkadaşlar. Beni nadiri kastetmiyor. Zira bu sure efendim İsra suresi Mekki bir sure. İsra suresinde genel olarak Beni İsrail'den tarihteki süreçlerden bilgi veriliyor. Bir önceki sayfanın son ayetinde فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ اَوَّلَ مَرَّةً وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يَرْحَمَكُمْ diye devam ediyor. Dolayısıyla o tarihi süreçlerinden bahsediyor. Özellikle Beni Nadir kabilesinden değil. Onu bir düzeltmiş olalım. Şimdi burada diyor ki İbnül Enbari فَمَا رَحِمَهُمُ Allah onlara merhamet etmedi. Eğer Kur'an'daki bütün asalar vacibetün yani vecebe manasına gelirse Allah onlara merhamet etmedi ki. O zaman kendisine vacip olan bir şeyi yerine getirmemiş gibi olur. Allah ama merhamet etmedi onlara diyor. Bel katalehum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve evka aleyhim el ukubete. Hazreti Peygamber Beni Nadir'le savaştı ve Hazreti Peygamber Beni Nadir'le savaşarak onların başına cezayı geçirdi diyor Allah Muhammed Aleyhisselam vasıtasıyla. Burada bir defa Beni Nadir değil bu arkadaşlar. Onu düzeltelim. Zaten aşağıda itirazını söyleyecek. Bu burada bir dursun şimdilik. Ve sani ikinci ase ise yani vecebe manasına gelmeyen o ikinci istisnamız ise İbnül Enbari dedi ki Kur'an'daki bütün aseler vecebe manasına gelip iki yer hariç dedi. Ha o iki yerden ikincisi ise arkadaşlar şu ayeti kerime Asa rabbuhu in tallakakunne en yubdilehu ezvacen hayran minkunne. Şimdilik dursun, burası yeterli bir cümle. Asa rabbuhu onun Rabbi in tallakakunne şayet o sizi boşarsa Muhammed Aleyhisselam en yubdilehu ona verecektir sizin yerinize. Ezvacen hayran minkun. Sizden daha hayırlı eşler verecektir. Burada da diyor vecebe manasında değildir. Felem yaka et tebdilu. Çünkü böyle bir tebdil olmadı. Peygamberin eşlerinin yerine Cenab-ı Hak ona başka eşler vermedi diyor. Onun için vecebe manasında değildir diyor. Amma ve ebtale ba'duhum el istisnae. Bazı dilciler de İbnül Enbari'nin bu istisnasını iptal ettiler. Dolayısıyla Kur'an'daki asalar vecebe manasına gelir. İki yer hariç demişti İbnül Enbari. Bazı dilciler de bu iki yer hariç istisnasına da karşı çıkarak onun istisna ile ilgili tevillerini iptal etmişler. Ve ammemel kaidete ve kaideyi ta'mim etmişler, genelleştirmişler. Demişler ki Kur'an'daki bütün asalar efendim nedir? Vecebedir demişler. Niye? Lianne bu istisna ayetlerinde niye tutarsız? İbnül Enbari'nin istisna ettiği ayetlerde de vecebe manası var aslında diyor bu itiraz edenler.
İbnül Enbari'nin istisnası tutarsız diyorlar. Neden? لِأَنَّ الرَّحْمَةَ كَانَتْ مَشْرُوطَةً بِأَلَّا يَعُودُ. Çünkü Beni İsrail'e yönelik rahmet vaadi onların eski hallerine dönmeme şartına bağlı idi. Ayetin siyakından bunu anlıyoruz. كَمَا قَالَ وَاِنْ اُتْتُمْ اُدْنَا. Eğer siz dönerseniz biz de döneriz diyor Cenab-ı Hak. وَقَدْ عَادُوا. Nitekim onlar da eski hallerine döndüler. Onlar eski hallerine dönünce Cenab-ı Hak da onlara rahmet vaadinden döndü diyor. Dolayısıyla فَوَجَبَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ. Azap onlara vacip oldu, rahmet değil. Eğer dönmeselerdi rahmet vacip olacaktı diyor. وَالتَّبْدِيلُ مَشْرُوطًا بِاَنْ يُتَلِّقَ وَلَمْ يُتَلِّقَ. İkinci ayeti kerimedeki tebdil de yani أَسَى رَبُّهُ اِنْ تَلَّقَكُنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ ayetindeki tebdil de Muhammed Aleyhisselam'ın boşama şartına bağlıdır. Ayet bunu açıkça söylüyor zaten. اِنْ تَلَّقَكُنَّ diyor. Ama velem yutallik Muhammed Aleyhisselam da eşini boşamadığı için bu ayetten sonra فَلَا يَجِبُ artık Allah'ın o eşler yerine Muhammed Aleyhisselam'a başka eşler vermesi vacip olmaz ki. Dolayısıyla asli hüviyetini koruyalım. Burada da yine Allah için kullanılan bu asalar yine vecebe manasındadır. Ama şart yerine gelmediği için tahakkuk etmemiştir Rabbimizin o vaat ettiği şey diyorlar. Gayet de güzel bir tevil. Peki, şimdi keşafta bir değerlendirme var. Onu söylüyor. وَفِلْ كَشَّافِ فِي سُورَةِ التَّحْرِيمِ. Arkadaşlar Tahrim suresi 8. ayeti kerime burası. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ ayeti kerimesini bir görüverelim. Şimdi bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا ey iman edenler تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحًا Allah'a nasuh bir tevbe ile yani samimi bir tevbe ile tevbe edin demek. عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. Rabbiniz sizin seyyiatınızı örtecektir. Yani örtmesi muhtemeldir falan demiyoruz. Allah için kullanıldığında tahakkuk ifade onu söylemiştik. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ. Ve Rabbiniz sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Ne zaman? يَوْمَ لَا يُخْزِ اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ. Allah peygamberini ve onunla birlikte iman edenleri rezil etmeyeceği gün sizi de işte böyle cennete koyacaktır. Tevbe ederseniz yani. Şimdi diyor ki Keşşaf sahibi fi surati tahrim asa itma'un min Allah Teala li ibadihi. Bu ayeti kerimedeki asa fiili itma'un min Allah Teala li ibadihi. Allah tarafından kullarına yönelik bir ümitlendirmedir. Ve fihi vechani. Burada iki vecih vardır. Ehaduhuma o vecihlerden biri en yekuna ma jarat bihi adatul cebabirati min el icabati bi la'alla ve asa ve vuku'u zalika minhum mawqi'al kat'i vel batti. Şimdi diyor ki mefhum olarak evvela şöyle basit bir ifade kullanalım. Cebabir yani cebbar olanlar aslında istediğini yapma, zulmetme, efendim eziyet etme selahiyetine sahip olan cebbarlar asa ve lealle ile bir ifade kullandıklarında burada ihtimal falan değil bu işi mutlaka yapacakları anlaşılır. Cenab-ı Hak da yani cebbar olanlar normal insanlara göre üst makamdadırlar. Onlar lealle ve asa ile bir cümle kurduklarında ihtimal falan değil demek ki bu böyle yapacak gibi anlaşılır. Ha burada da diyor birinci tevil şudur, birinci vecih şudur. En yekûne mâ cerat bihi âdetul cebâbirati minel icâbeti bi lealle ve asa. Bu cebbarların lealle ve asa ile cümle kurduklarında o söyledikleri şeye icabet edeceklerine dair cereyan eden adetleri. Yani tıpkı onlar
böyle ifade kullandıklarında nasıl ki ihtimal anlaşılmıyor, demek ki böyle yapacak gibi anlaşılıyor ise, bu ayette de ihtimal değil, Allah bağışlayacaktır anlaşılır. وَوُقُوا ذَٰلِكَ مِنْهُمْ مَوْقِعَ الْقَطْعِ وَالْبَتِّ Nasıl ki diyor cebbarlar, lealle ve asa ile başlayan bir cümle kullandığında bu mefhumun onlardan mutlaka kat ve bet suretinde mutlaka gerçekleşeceği anlaşılıyor. Böyle bir vuku bekleniyor, anlaşılıyor ise asa rabbukum en yukeffira anküm de ne anlaşılır? Rabbiniz sizi bağışlayacaktır anlaşılır. Yani her ne kadar itma'un minallah olsa da, evet itma'un minallah'tır, fakat Allah peki boşa ümitlendirir mi? Hayır, boşa ümitlendirmez. Tıpkı üst makamdakiler aşağıdakileri bir şeye teşvik etmek için, burada da Cenab-ı Hak tevbeye teşvik ediyor. Bir şeye teşvik etmek için lealle ve asa ile başlayan cümleler kurduklarında nasıl ki mutlaka gerçekleşeceğine dair bir beklenti oluşuyorsa artık aşağıda, Cenab-ı Hak da burada asa en rabbukum en yukeffira ankum derken böyle zayıf ihtimalli falan konuşuyor değil. Bu itma'ı mutlaka, yani kullarını ümitlendiriyor ve bu ümitlendikleri şey de mutlaka gerçekleşecektir demektir. Bir böyle anlaşılır diyor. Bir de vesani, ikinci tevilimiz de şudur diyor Zemahşeri, en yekune ci'e bihi ta'limen lil ibadi en yekunu beynel havfi ver raca. Kulların korkuyla ümit arasında olmaları kendilerine öğretilsin diye bu lafız bu şekilde getirilmiş olabilir diyor. Asa rabbukum derken, evet aslında yani Cenab-ı Hak en yukeffire demişse, Cenab-ı Hak ve kâne emrullahi mef'ûlâ, yani Allah blöf yapmaz. Allah dediğini yerine getirir. Ama kula bakan cihetiyle değerlendirdiğimizde burada Rabbimizin asa kullanmış olması, kulların beynel havfi ve reca halinde olmaları gerektiğini onlara öğretmek içindir diyor. Ve fil burhan, şimdi burada farklı bir değerlendirme yapacak. Asa ve le'alle minallahi vacibetani ve in kâneta raca'en ve tama'an fî kelâmil mahlûkîne. Zaten çoğunluğun algısı bu bilgilerle. Asa ve le'alle minallahi vacibetan. Asa ve le'alle kelimeleri Allah için kullanıldığında vecebe manasına gelir. Ve in kâneta raca'en ve tama'an fî kelâmil mahlûkîn. Her ne kadar insanların sözlerinde kullanıldığında karşı tarafı ümitlendirmek anlamına gelse de, böyle bir beklenti uyandırmak anlamına gelse de, efendim Allah için kullanıldığında vecebe manasına gelir. Neden? لِأَنَّ الْخَلْقَ هُمُ الَّذ۪ينَ يَعْرِضُ لَهُمْ الشُّكُوكُ وَالظُّنُونُ وَالْبَارِئَ مُنَزَّهٌ عَنْ ذَٰلِكَ Çünkü insanlar هُمُ الَّذ۪ينَ يَعْرِضُ لَهُمْ الشُّكُوكُ وَالظُّنُونَ Çünkü insan denen varlık kendilerine bir takım şek, şüphe ve zanların arız olduğu varlıklardır. İnsanların zihinde bir takım şek ve şüpheler, ihtimaller, olabilirlikler gibi düşünceler hasıl olur. وَالْبَارِئَ بَارِي زُلْجَلَالِ ise مُنَزَّهٌ عَنْ ذَٰلِكِ Böyle şek şüpheden münezzehtir. Yani Cenab-ı Hak asa ile başlayan bir cümle kullandığında ileriye yönelik herhangi bir tereddüdü söz konusu değildir. O neyin, nerede, ne zaman gerçekleşeceğini biliyor. Onun için Cenab-ı Hak böyle bir ifade kullandığında bir insanın asa ile başlayan bir ifade kullanması gibi değerlendirilmez. Ben şöyle diyebilirim. Asa Aliyun en yezhebe ile suki. Ali çarşıya gidebilir. Yani gitmeye de bilir. Bu benim için mümkün. Ama Allah böyle bir ifade kullandığında Cenab-ı Hak onun gidip gitmeyeceğini bilmiyor mu ki? Böyle bir ihtimal, şek şüphesi var mı ki? Hayır. O farkı söyledi. وَالْوَجْهُ فِي اسْتِعْمَالِ هَذِهِ الْاَلْفَاسِ Şimdi diyor ki, bu lafızların kullanımındaki doğru tevil şudur. وَالْوَجْهُ dediği o. Doğru tevil şudur. Olayı şöyle anlayalım diyor
Burhan sahibi Zerkeşi. Ennel umural mumkinete lemma kanel halku yeşukkune fiha ve la yaktauna alel kaini minha vallahu ya'lemul kaine minha alel sıhhati sarat leha nisbetani nisbetun ilallah tüsemme nisbete kat'in ve yakinin ve nisbetun ilel mahlukin tüsemme nisbete şekkin ve zannin. Süper bir şey bu. Bakın dedi, bu asa ve lealle kelimelerini kullanıyoruz cümlelerde veya ibarelerde de geliyor. Bunları anlamlandırırken doğru tevili şudur diyor Zerkeşi. Ennel umural mumkinete, mümkün olan durumlar. Mümkün ne demek? Varlık sahasına çıkması imkan dahilinde olan şeyler. Lemma kanel halku yeşukkune fiha, insanlar mümkün olan durumlarda şüphelenince, yani mümkün ama mümkün dediğimizde vücudu da, ademi vücudu da mümkün demektir. Olması da olmaması da mümkün. Ha, mümkün olan varlıklar hakkında insanlar şüphe edince وَلَا يَقْتَعُونَ عَلَى الْكَائِنِ مِنْهَا, o mümkün varlıklardan hangisinin kat'iyetle olacağını kestiremeyince insanlar وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْكَائِنَ مِنْهَا عَلَى الصِّحَّةِ, Allah Teala da ala sıha doğru bir şekilde neyin olacağını bilince, mümkün varlıklardan ileride neyin tahakkuk edeceğini kesin olarak bilince sarat leha nisbetani. Ha, onların iki nisbeti ortaya çıktı. Nisbetun ilallah tüsemme nisbete kat'in ve yakinin. Dolayısıyla mümkün varlıklarla ilgili iki nisbet ortaya çıktı. Bir, nisbetun ilallah, Allah'a nisbet. Bu nisbet tüsemme nisbete kat'in ve yakinin, kat ve yakin nisbeti olarak isimlendirilen Allah'a nisbet ve nisbetun ilel mahlukin tüsemme nisbete şekkin ve zannin, şek ve zan nisbeti olarak isimlendirilen mahlukata yapılan nisbet. Ha, o zaman mesela yarın yağmur yağacak. Ben havaya bakarak böyle bir ifade kullanıyorum. Mümkün. Ama kat'iyetle yağacağını bilmiyorum. Yağmaya da bilir. Ama Cenab-ı Hak ileride şöyle olacak diye bir ifade kullandı mı, o benim yarın yağmur yağacak demem gibi değerlendirilmez. O mutlaka olacağını biliyor. Şimdi mesela bir örnek verecek. O örneğe gelmeden diyor ki, bak, bir Allah'a nispet, Allah'a bir şey nispet edildiğinde kat'iyet ifade eder, mahluka nispet edildiğinde şek ve şüphe ifade eder dedi. Fasarat hadhihi al-alfazu lidhalika taridu taratan bi lafzil kat'i bi hasabi ma hiya alayhi 'inda Allah Ta'ala nahwu fasawfa ya'ti Allah bi qaumin yuhibbuhum ve yuhibbunah. Bak, burada asa falan yok. فَصَارَتْ هَذِهِ الْاَلْفَازُ, bu lafızlar لِذَٰلِكَ, bu gerekçeyle, yani Allah'a nispet edildiğinde kat'iyet ifade ediyor, mahluka nispet edildiğinde ihtimal bildiriyor. Sırf bu sebepten dolayı تَرِدُ تَارَةً, bazen şöyle varit olur bu lafızlar. بِلَفْزِ الْقَطْعِ, kat'iyet lafzıyla varit olur. Nasıl? بِحَسَبِ مَا هِيَ عَلَيْهِ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى, tıpkı Allah katında olduğu şekle göre. Yani Cenab-ı Hak onu öyle olacağını biliyor. Allah katında, yani Allah'a nispet edildiğinde bu kat'iyet ifade eder. Bakın örnek ne dedi? Bu ayeti bir bütünlüklü görelim arkadaşlar. Maide 54. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, men yertedde minkum an dinihi, sizden her kim dininden döner ise. Buradaki anin ne manası var arkadaşlar? Bak işte beude manasını alabiliriz. Uzaklaşarak dönerse. Ya da mücavezet manasını aldığımızda dininin hükmünü çiğneyerek dönerse. Hani anı da okuduk ya bugün, bir tazeleyelim. Sizden her kim dininden dönerse فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ, Allah kendisinin sevdiği
ve onların da kendisini sevdiği bir kavim getirecektir. Ezilletin alel müminine e'izzetin alel kafirin. Müminlere karşı tevazulu, kafirlere karşı da onurlu, kendisinin sevdiği, onların da kendisini seven bir toplum getirecektir Allah. Yücahidûne fî sebîlihî ve lâ yekâfûne levmete lâim. Zâlike fadlullâh yu'tî men yeşâ. Onlar Allah yolunda çarpışırlar. Kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın bir lütfudur. Dilediğine verir. Allah'ın dilediğine verdiği bir lütfudur. Vallahu vâsi'un aleyhim. Peki. Şimdi ne dedi? Sizden her kim dininden dönerse fesevfe ye'tillâhu bi kavmin. Allah bir kavim getirecektir. Şimdi bak, mümkün olan bir şeyden bahsediyor. Allah'ın böyle bir toplum getirmesi mümkün midir? Mümkündür. Peki Allah getirecektir dediğinde bu mümkün. Yani buradaki eta fiili Allah'a nispet edildiğinde ihtimal bildirir mi? Bildirmez. Kat'iyet ve yakın bildirir. İşte buna nispetu kat'in ve yakinin deniyor arkadaşlar. Örnek üzerinde daha iyi görülmüş olduğu. Şimdi metnimize dönelim. Bakın yukarıdan ibareyi tazeliyorum. Dedi ki iki türlü nispet ortaya çıktı. Bir Allah'a nispet, bu kat'iyet ifade eder. Bir de mahluka nispet, o da ihtimal bildirir. Ha, fesarat hâzihi l-elfâzu lidâlike târaten bi lafzil kat'i bihasebi mâ hiye aleyhi indallâhi teâlâ nahvu fesevfe ye'tillâhu bi kavmin yuhibbuhu ve yuhibbûneh. Bu örneği gördük. Ve târaten bazen de bi lafzı şekki bihasebi mâ hiye aleyhi indel-kalk. Yani mahlukat katında nasılsa ona göre şek lafzıyla gelir. Yani insanlar bir şey söylediğinde yapabilir de yapmayabilir. Mesela örneğimizi görelim. Maide 52. فَتَرَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ. Kalplerinde hastalık olanların يُسَارِعُونَ ف۪يهِمْ. O küffar için koşuşturduklarını görürsün. يَقُولُونَ derler ki نَخْشَى اَنْ تُص۪يبَنَا دَائِرَةً. Bize bir musibet gelmesinden korkuyoruz diyerek o küffar için koşuşturduklarını görürsün. Yani Medine'deki münafıklar efendim Yahudi ve Hristiyanlar için koşuşturuyorlar. فَأَسَ اللّٰهُ اَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ. فَأَسَ اللّٰهُ اَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ. Allah ileride bir fetih اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ yahut katından bir emir getirecektir de فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Onlar yaptıklarına kendi içlerinde nadim olacaklardır. Şimdi burada diyor ki teâraten bilafz-ı şek. Şimdi aslında şek lafzı var ama Allah için kullanıldığında yine vecebe manası. Onlar işte kafirler için koşuşturuyorlar ve bize bir bela efendim isabet etmesinden korkuyoruz diyorlar. فَأَسَ اللّٰهُ اَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ. Muhtemelen Allah bir fetih getirecektir gibi anlamıyoruz. Ama bu bazen sırf sanki insanlar için kullanılıyormuşçasına, bakın ifadeyi doğru anlayın. وَتَارَةً بِلَفْزِ الشَّكِّ بِحَسَبِ مَا هِيَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْخَلْقِ. Tıpkı mahlukata nispet edildiğinde ifade ettiği şek lafzıyla kullanılır. Ama neden? Burada bu şek ile Allah'taki şüpheyi anlamıyoruz biz. Aslında Allah burada Celle Celaluhu işfakta bulunuyor. Karşı tarafı korkutuyor arkadaşlar. Bakın bir örnek daha verecek. وَنَحْوُ فَكُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى. Yani gidin ona ey Musa ve Harun, قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Ona kavli leyyin söyleyin. Yani yumuşak söz söyleyin. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى. Belki o öğüt alacaktır. Öğüt alır yahut korkar. Şimdi Allah Firavun'un öğüt alacağını yahut korkacağını ya da korkmayacağını bilmiyor mu? Biliyor. Ha, ama burada diyor tıpkı sizin cümle kurarken zihninizde öğüt alması da almaması da muhtemel diyorsunuz ya. Mesela siz kendinizden bunu düşünün. Birisine bir nasihatte bulunuyorsunuz. Ama benim nasihatim mutlaka karşılık bulacaktır düşüncesiyle mi nasihat ediyorsunuz? Yoksa
karşılık bulabilir de bulamaz da düşüncesiyle mi? Elbette karşılık bulabilir de bulamaz da. Ha, bazen diyor Allah işte kendine nispet ederken bile fiili tıpkı insanların anlayış ve idrak seviyesindeki gibi bir nispetle kullanıyor. Aslında Cenab-ı Hak orada biliyor öğüt alıp almayacağını da. Peki niye leallehu'yu kullanmış? Şundan dolayı. Musa ve Harun her ne kadar peygamber bile olsalar Firavun'a öğüdün fayda verip vermeyeceğini katiyetle bilmiyorlar. Ha, onların zihin dünyalarında leallenin oturduğu karşılık budur işte. Ha, katiyetle bilmiyorlar. Ondan dolayı Cenab-ı Hak bazen böyle kullanıyor diyor. Yukarıda asallahu en ye'tiye bil fethi de aynı şey var. Yani onlar münafıklar kafirler için koşuşturuyorlar ama fe asallahu en ye'tiye bil fethi. Allah bir fetih ev emrin min indihi ya da katından bir emir getirecektir. Ha, burada karşı tarafa bak Allah katından bir emir yahut bir efendim fetih getirebilir, Müslümanlara bunu müyesser edebilir derken karşı tarafı da bir anlamda korkutuyor. İşfak bu. Şimdi devam ediyor müellifimiz. وَقَدْ عَلِمَ اللّٰهُ هَالَ اِرْسَالِهِمَا مَا يُفْطِي اِلَيْهِ حَالُ فِرْعَونَ. Halbuki Allah Teala Musa ve Harun'u gönderirken daha Firavun'un durumunun neyle neticeleneceğini biliyordu. Yani onların uyarılarının Firavun'a etki edip etmeyeceğini biliyordu. Lakin fakat وَرَدَ اللَّفْظُ بِسُورَةِ مَا يَخْتَلِجُ ف۪ي نَفْسِ مُوسَى وَهَارُونَ مِنَ الرَّجَاءِ وَالطَّمَعِ. Fakat diyor buradaki ifade Musa ve Harun'un zihninde beliren ümit ve beklenti manasına göre kullanıldı lafız. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ. Belki öğüt alır. Halbuki öğüt alıp almayacağını biliyordu. وَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلُوَةِ الْعَرَبِ. Madem ki Kur'an diyor Arapların lügatıyla indiğine göre ce'e ala mezahibihim fi zalik. Onların bu lügattaki mezheplerine göre gelmiştir. Yani onların dil örfünde ez cümle şunu söylüyor. Ki bir cümle daha söyleyelim ondan sonra vel arab kat tuhricul kelam el muteyakkane fi suratil meşkuki li eradin. Nitekim Araplar diyor bazı belagî mülahazalar sebebiyle müteyakkan bir kelamı aslında kesin inandıkları bir sözü bile fî suratil meşkuk ihtimal bildirir tarzda ifade ediyorlar. Cenab-ı Hak da Musa ve Harun'u gönderirken daha Firavun'un onların uyarılarından öğüt alıp almayacağını kesin bilmesine rağmen çünkü insana düşen uyarmaktır. Belki uyarı fayda verebilir. Nitekim Hazreti Peygamber de bazı müşriklerin kapılarına defalarca gitmiştir. Sırf bundan dolayı li agradın dediği o. Bazı belavi mülahaz. Şimdi Cenab-ı Hak da insanların efendim anladığı tarzdan bir ifade kurdu burada diyor yani. Paragrafı toparlayacak olursak Burhan sahibi bize şunu öğretmiş oldu. Aslında aşa ve lealle Allah için kullanıldığında vecebe manasına gelir. Her ne kadar mahlukat için kullanıldığında tama ve beklenti manasına gelse de. Çünkü neden Allah için kullanıldığında vecebe manasına gelir? Allah efendim Allah da şek şüphe diye bir şey söz konusu değildir. O neyin olup olmayacağını kesin bilir. Ama mahlukatta aynı şey söz konusu değildir. İmkan dahilinde olan şeyler olabilir de olmayabilir de mümkün olan varlıklar. Mesela diyor Kur'an'dan fesevfe ye'tillâhu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbûnehu ayetini örnek gösterdi. Allah sizden her kim dininden dönerse Allah şöyle bir kavim getirecektir dedikten sonra burada asâ ve lealle de yok aslında. Allah getirecektir dedikten sonra artık kendisi için Cenab-ı Hak böyle bir ifade kullandığında bizim şüphe etmemiz mümkün değil. Ha bazen de aslında lealle ve asa Allah için kullanılsa bile karşı tarafı korkutmak için sanki efendim tamah ve efendim raca varmış gibi işte leallehu yetezekkeru ev yakşa ayetinde de o var. Fe asallahu en ye'tiye bil fethi ayetinde de o var. Ya o şu demektir aslında. Hiç mi ihtimal vermiyorlar? Allah'ın
müminler lehine bir fetih ihsan etmesine veyahut da kendi katından bir emirle gelmesine hiç mi ihtimal vermiyorlar? Biraz korkutuyor yani. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَأَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَادَ da Musa ve Harun Aleyhisselam'a itma'da bulunuyor Cenab-ı Hak. Siz uyarınızı yapın. Belki ne yapar? Öğüt alır diyor. Halbuki Allah kendisi biliyor. Ha, Allah kendisi bildiği halde belki öğüt alır dedi. O zaman şöyle bir soru batıl olur. Öğüt almayacağını bildiği halde Allah niye Musa ve Harun'a belki öğüt alır Firavun gidin uyarın dedi. Dalga mı geçti Musa ve Harun'la? Haşa ve kella. Burada mesele şudur. Mübelliğin, mürşidin, dâinin üzerine düşen, ki o da bir beşer zaten, öğüdün fayda verip vermeyeceğini kesin olarak bilmediği için ona düşen uyarmaktır. Cenab-ı Hak da işte bu mesajı vermek için kendisi neticeyi bildiği halde leallehu yetezekkeru diyor. Nitekim Arapların dil örfünde de bu var. Kale İbn-i Dehhan ase fi'lun mâdil lafzı vel mâna. Şimdi irabına geçti arkadaşlar. İbn-i Dehhan diyor ki asa kelimesi hem lafız hem de mana itibariyle mazi fiildir. لِأَنَّهُ طَمَعٌ قَدْ حَصَلَ ف۪ي شَيْءٍ مُسْتَقْبَلٍ. Çünkü bu aşağıdaki mana müstakbeldeki bir şey hakkında hasıl olan tamadır. Tama manası. İleride gerçekleşecek bir şey için bende şimdi tahakkuk eden beklentiyi ifade ediyor. Dolayısıyla hem lafzıyla hem manasıyla mazidir diyor. وَقَالَ قَوْمٌ مَاضِ اللَّفْزِ مُسْتَقْبَلُ الْمَانَى. Bazı dilciler de demiş ki lafız itibariyle mazi, mana itibariyle müstakbeldir. لِأَنَّهُ çünkü niye? اِخْبَارٌ عَنْ تَمَعٍ يُرِيدُ اَنْ يَقَعَ. Kişinin olmasını ümit ettiği bir beklentiyi haber veriyor. İleride olmasını ümit ettiği bir beklentiyi haber veriyor diyor. Tenbih. وَرَدَتْ فِي الْقُرْآنِ عَلَى وَجْهَيْنِ. Şimdi İrab cihetiyle alakalı iki hususa dikkat çekiyor burada. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de asa kelimesi iki türlü varit olmuştur. اَحَدُهُمَا onlardan birisi rafi'atun lismin sarihin ba'dahu fi'lun mudari'un makrunun bi'en. İki türlü varit oldu Kur'an'da dedi. Birisi sarih bir ismi ref edici olarak ama nasıl sarih bir isim? Ba'dahu fi'lun mudari'un makrunun bi'en. Peşinden en ile mansup olmuş bir fiil-i muzari'nin geldiği ismi ref edici olarak ase varit olmuştur. وَالْاَشْهَرُ ف۪ي اِعْرَابِهَا. Bu gibi durumlarda meşhur olan irabı nedir? حَيْنَ اِذٍ اَنَّهَا فِعْلٌ مَاضٍ نَاقِسٌ. Bu durumlarda nakıs fiili mazi olarak tıpkı kâne gibi irab edilir. Ase, amilun amel eder, amele kâne tıpkı kâne gibi amel eder. Örneğimiz yukarıda geçti. Mesela فَعَسَ اللّٰهُ اَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ. Bu durumda ase fiili mazi nakıs Allahu onun ismi oluyor. اَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ kısmı da haberi olmuş oluyor. Zaten müellifimiz ne diyor? فَالْمَرْفُعُ اِسْمُهَا. Asanın merfu'u yani ref ettiği ma'mulu ismuha onun ismidir. وَمَا بَعْدَهُ الْخَبَرُ peşinden gelen ise yani اَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ kısmı yani bu ayette böyle ama diyelim ki aşallahu en yetübe aleyhim ayetini örnek alalım mesela. Allahu orada ismi olur. En yetübe aleyhim haberi olmuş olur. Peki devam ediyoruz. Vakile bir de şöyle denilmiş. Müteaddin bimenzileti kârabe ma'nen ve amelen. Yani bazıları da demiştir ki bu gibi ayetlerde aşa fiili müteaddi bir fiil olarak da değerlendirilebilir. Ne gibi? Bir menzileti kârabe, manen ve amelen. Yani hem mana hem de amel cihetiyle kârabe konumunda müteaddi olarak da değerlendirilebilir. Ev kâsirun bir menzileti karube min en yef'ale. Tıpkı karube min en yef'ale örneğinde olduğu gibi. Yani şöyle yapmaya yaklaştı dercesine kâsır. Ve hudifel car karube en yef'ale olacak ya. حُذِفَ الْجَارُ تَوَسُّعًا. Bu gibi yerlerde yani اَسَى اللّٰهُ اَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ ayetini konuşmuştuk.
Yani aşallahu min en ye'tiye bil fethi takdirindedir. Tıpkı karube min en yef'alede olduğu gibi. Ama min orada harfi cer tevessuan ne olmuştur? Hasfedilmiştir. Ve huve ra'yu sibeveyh vel mübarrak. Sibeveyh ile mübarrak böyle demişler. Vakile kasirun bi menzileti karube. Bazıları demişler ki kasirun bi menzileti karube ve en yef'ale bedelu ihtimalin min fa'iliha. Ha. Bunlar da diyorlar ki tıpkı karube fiili gibidir. Yukarıdaki örnekten gidelim. Karube min en yef'ale, karube en yef'ale. Min harfi ceri hasfediliyor tevessuan. Karube huve en yef'ale. Kasirun yani lazım fiil olarak değerlendirilir. Yani şöyle yapmaklık yaklaştı gibi bir mana ifade eder. Bedeli ihtimal olur. Min fa'iliha. Yani fiilin failinden, karubenin failinden en yef'ale bedeli ihtimal olur. Asa'yı da karube gibi değerlendirdiğimizde asa en yef'ale olacak tabii ki. Min hasfediliyor. O zaman asa'nın içinde gizli bir faili var. O failinden bedel olmuş oluyor en yef'ale. Böyle değerlendirenler de var. Bu son iki görüş kıyıl benim görüşü idi, zayıf görüş idi. Ağırlıklı görüş nedir? Bu gibi durumlarda işte asallahu en yetübe aleyhim de olduğu gibi asallahu en yetiye bil fethi ayetinde olduğu gibi asa'dan sonra gelen merfu isim asa'nın ismi olur. Tıpkı kâne gibi amel eder. Peşinden gelen enli fiili muzari, enle mansup olmuş fiili muzari de asa'nın haberi olur. Peki. Es-sani bir de şöyle varit olmuştur Kur'an'da. En yaka'a ba'deha en vel fi'il. Yani peşinden direktmen enle fiil gelir. Fel mefhumu min kelamihim enneha hine izin taammetun. Dilcilerin ifadelerinden anlaşılan o ki bu gibi durumlarda diyor ase nakıs fiil olarak değil tam fiil olarak değerlendirilir. Ne gibi? Ase en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum ayetinde olduğu gibi mesela. O zaman en tekrahu ase'nin faili olmuş olur tam fiil olunca. Ve kâle ibn-i Malik, İbn-i Malik demiş ki indi ennehe nakısatun ebeden. Bana kalırsa diyor, bana göre diyor İbn-i Malik, ister asallahu en ye'tiye bil fethi şeklinde olsun, isterse asa en tekrahu şey'en şeklinde olsun, asa daima nakıs fiildir. Birinde tam, birinde nakıs denmez diyor. Ve en vasiletuha seddet meseddel cüz'eyni. Ha. Yani asa en tekrahu şey'en de efendim nakıstır. O zaman en vasiletuha mesela asa en tekrahu, oradaki en tekrahu seddet meseddel cüz'eyn hem ismi hem de haberi yerine geçer. Kema tıpkı şu ayeti kerimede hasibenin iki mef'ulü yerine geçtiği gibi fiili muzari, enli fiili muzari. E hasiben nasu en yutraku en yekulu amennâ ve hum la yuftenûn ayetinde efendim en yutraku kısmı hasibenin iki mef'ulü yerine geçtiği gibi efendim asa en tekrahu şey'en ayetinde de en tekrahu efendim asanin hem ismi hem de haberi yerine geçer. Sedde meseddel cüz'eyn dediği odur arkadaşlar. İbni Malik söylüyor bunu tabii ki. Ama ilk görüş neydi? Asa en tekrahu şeklinde gelirse tam fiil olarak değerlendirilebilir demişti. Biz hulasa olarak zihnimizde kalması için şöyle diyelim. Asallahu en ye'tiye bil fethi ev emrin min indihi veyahut da asallahu en yetübe aleyküm ayetinde olduğu gibi asa'dan sonra direktmen böyle açık bir merfu isim gelirse asa nakıs fiildir, kâne gibi amel eder. Allahu onun ismidir, en ye'tiye de haberidir. Ama öyle değil de asa en tekrahu şey'en şeklinde gelirse efendim kendinden sonra yani merfu bir isim gelmezse bu gibi durumlarda asa tam fiil olarak değerlendirilir dediği. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.